Merhaba arkadaşlar, TR Futbol YouTube kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir transfer haberleri videosu ile karşınızdayım. Bu videoda sadece Fenerbahçe'nin transfer haberlerine değineceğiz. Fenerbahçeli kardeşlerimle destek olmak adına like butonuna abanırsa sevinirim. Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları da like desteği atarak kendi takımları için de özel videolar gelmesini sağlayabilirler. Videomuzun sorusu ise Fenerbahçe'nin seneye kaçıncı olabileceğini düşünüyorsunuz? Yorumlara fikrinizi yazın. Hep birlikte tartışalım. Şimdi haberlere geçelim. İyi seyirler. İlk olarak Simon Kjaer ile başlayalım. Biliyorsunuz ki Simon Kjaer Fenerbahçe'den Sevilla'ya transfer olmuştu. Sevilla'da ise Monchi dönemi yeniden başladı. Yani o da Ersun Yanal gibi Fenerbahçe'den gitti. Yeniden Fenerbahçe'ye döndü ya Ersun Yanal. Monchi'de de aynen öyle bir şey oldu. Sevilla'dan ayrıldı. Şimdi yeniden Sevilla'ya döndü Monchi. Monchi'nin de tabii ki transfer listesinde bazı isimler var. Bu isimleri alabilmesi için de Simon Kjaer gibi bazı isimleri satmayı planlıyorlar. Ever Banega da bu isimlerin arasında. Tabii ki şu an Galatasaray gündeminde olmadığımız için Galatasaray hakkında konuşmayacağım. Simon Kjaer'e gelelim biz. Tabii ki Fenerbahçe'de biliyorsunuz ki Simon Kjaer'i transfer etmek isteyen kulüpler arasında gazetelerde, basında yazılıyor. Ancak Fenerbahçe As Başkanı Semih Özsoy geçtiğimiz günlerde şu ana kadar resmi bir teklif yapmadıklarını ama yapabileceklerini de söylemişlerdi. Yani şu anda Fenerbahçe Simon Kjaer için resmi bir girişimde bulunmadı. Ama önümüzdeki günlerde, ilerleyen saatlerde Fenerbahçe her an Simon Kjaer için bir teklifte bulunabilir. Semih Özsoy yani kapıyı kapatmadı. Biz Simon Kjaer için de çalışmalarımızı yapabiliriz veya teklifte yapabiliriz şeklinde bir açıklamada bulundu. Kjaer'in menajeri Mikel Beck ise geçtiğimiz günlerde Sevilla teknik direktörü Monchi ile konuştuktan sonra anladığım kadarıyla Sevilla kadrosunun yarısını satmayı planlıyor. Eğer Kjaer'i de satmak isterlerse biz ona göre planımızı yaparız dedi. Tabii ki daha sözlerine de devam etti. Kjaer'in rotasyon oyuncusu olmayacağını falan da söyledi. O yüzden Kjaer'i ilk 11'de oynayacağı bir takıma transfer etmek istiyor. Kjaer'in menajeri Mikel Beck'te. Tabii ki Fenerbahçe'nin bu transfer için birazcık kaynak yaratması lazım. Simon Kjaer en az yani 4-5 milyon avro edecek bir oyuncu. Sevilla'ya da sıcak para lazım. Eğer Fenerbahçe 4-5 milyon avroluk bir teklifte bulunursa Simon Kjaer Fenerbahçe'ye hayırlı olsun diyebiliriz. Tabii ki ilerleyen günlerde bu konu hakkında da net bir şeyler söyleyebiliriz sizlere. Şimdi diğer isme geçelim. Fenerbahçe'de stoper adaylarından bir diğer isim ise Mustafi. Tabii ki Mustafi'yi öyle transfer etmek kolay değil. Hatta bu haber nereden çıktı falan derseniz Türk basınından çıkmadı Allah'a şükür ki. İngiliz basınından çıktı. Yani İngiliz basından da çıktıysa mutlaka oralarda bir ateşlenme falan bir şeyler vardır. Yani illa bir görüşmeler falan olmuştur. Bunu size belirtebilirim. Yani Fenerbahçe'nin ilk hedefi Alman Panzeri bir yıllığına kiralamak. Bu transferde sportif direktör Daimin Comelli'nin çok önemli etkin rol oynayacağı söyleniyor. Unai Emery biliyorsunuz ki Arsenal'in başında, o da Mustafi'yi pek fazla kadrosunda düşünmüyor. Comolli ile de Unai Emery'nin bir görüşme gerçekleştirdiğini ve bu transferi bitirmek için ilk çabaların atılmaya başlandığı söyleniyor. Tabii ki Mustafa ile de Fenerbahçe'nin anlaşması lazım. Bu konuda birazcık zorluk gösteriyor İngiliz basını. Yani bunun kolay olmayacağını söylüyor. Bir de Fenerbahçe'nin yani Mustafi'nin maaşını karşılasa bile Mustafi'yi sadece kiralayabileceğini söylüyor İngiliz basını. Satın alamayacağını söylüyor. Bunu biz de belirttik daha demin. Yani Fenerbahçe tabii ki Mustafi gibi yıldız oyuncuları transfer etmek ister. Ama arkadaşlar biliyorsunuz ki UEFA'nın da bize verdiği, kısıtladığı bazı konular var. Mustafi'nin de şu anki piyasa değerine bakarsak 25 milyon avro. Yani Fenerbahçe'nin de şu anda böyle kasadan böyle bir para çıkaracak bir gücü maalesef ki yok. Ama kiralayabilir diye düşünüyorum ben Mustafi'yi. Gerçekten Mustafi gibi bir isim Fenerbahçe'ye katılırsa Fenerbahçe stoper adına muhteşem bir transfer yapmış olur. İlerleyen günlerde Simon Kjaer gibi bu transferde de netleşmeler bekliyoruz. Hep birlikte. Biliyorsunuz ki Türkiye basınında Fenerbahçe'nin Lucas Lima'yı transfer edeceğini ve yeni Alex olacağına dair iddialar vardı. Ama ne Lucas Lima'nın menajeri ne de Lucas Lima'nın teknik direktörü bu iddiaları hiçbirini doğrulamadı. Palmeiras futbol teknik direktörü Alexander Matos yani Lucas Lima'nın teknik direktörü şöyle konuştu. Lucas Lima için Fenerbahçe ile görüşmedik. Ona bir teklif hiç olmadı ifadelerini söyledi. Menajeri ise şöyle konuştu. Lucas Lima için kimseyle bir anlaşma yapmadık. Basında çıkan belgelerin bir değeri yok. İçeriğinin de ne yazdığını bilmiyoruz. Ben futbolcunun menajeriyim ve kimseyle görüşmediğimizi söyleyebilirim. Çıkan o belgeler tamamen yanlış. Zaten adı geçenlerin futbolcuyla bir bağlantısı yok demişti. Yani adı geçen derken Fenerbahçe'yi kastediyor arkadaşlar burada. Fenerbahçe'nin Lucas Lima'yla bir bağlantısı olmadığını iddia ediyor. Bizim Türk basınında ise şöyle bir iddia çıkmıştı. 2 milyon avro kiralama, 6 milyon avro da satın alma opsiyonuyla beraber Palmeiras'ın kapısının çaldığını iddia etmişlerdi bizim Türk basınında. Ama arkadaşlar bu iddia maalesef ki hem Palmeiras teknik direktörü
hem de Palmeiras'ta oynayan Lucas Lima'nın menajeri tarafından yalanlandı. Yani bu transfer pek fazla olmayacakmış gibi duruyor. O yüzden ben de bu konu hakkında pek fazla konuşmak istemiyorum. Yani yanlış bir bilgi çıkmış bizim Türk basınından. Bundan dolayı da pek fazla konuşmak doğru olmaz zaten. Diğer habere geçelim. Fenerbahçe'den biliyorsunuz ki Mehmet Topal ayrıldı. Fenerbahçe'nin de Mehmet Topal'ın yerine onun kalitesinde, hatta ondan birazcık daha kaliteli bir futbolcu transfer etmesi kesinlikle şart. İlk aday ise Marsilya'dan Luis Gustavo. Ersun Yanal'ın bu transferi çok istediği konuşuluyor. Onun dışında Komolli bu transferi bitirmek üzere Fransa'ya uçtu. Yani Brezilyalı Yıldız geçen sezon ne yaptı derseniz, geçen sezon Marsilya formasıyla Lig 1'de 30 maça çıktı ve bu 30 maçta 2 tane gol kaydedebildi. Ama gerçekten beklenen performansı sergiledi diyebilirim. Takıma da büyük katkılar sağladı. Şahsi fikrim tabii ki bu benim. Eğer sizler de maçlarını izlerseniz zaten nasıl oynadığını görürsünüz. Ama büyük ihtimal sizler de kendisini başarılı bulursunuz. Brezilya A milli takımı ile de arkadaşlar maça çıkmış bir futbolcu. Yani Brezilya milli takımı da şu ana kadar 40 kez formayı terletmiş. Biliyorsunuz ki Brezilya milli takımında da gayet başarılı isimler var. Yani Brezilya'da oynamak öyle her baba yiğitin harcı değildir. Bundesliga'da parlayan bir futbolcu. Hoffenheim formasıyla gerçekten çok başarılı performanslara imza attı. 2011 Ocak'ta da Bayern Münih'e transfer oldu genç yaşta. Bayern Münih'te de gerçekten iyi performanslar sergiledi. Ondan sonra yolu Lig 1'e düştü. Yani Wolfsburg'a gitti. Ondan sonra da Marsilya'ya transfer oldu. 2 yıldır da yaklaşık Lig 1'de Marsilya'da oynuyor. Marsilya'da da gerçekten başarılı performanslar sergiliyor. Gole pek fazla katkısı olmayan bir futbolcu. Zaten kendisi ön libero. Aynı Mehmet Topal tarzında, hatta birazcık Mehmet Topal'ın da birkaç seviye daha üst futbolcusu diyebilirim. Yani biraz Josef de Souza'ya da benziyor kendisi. Zaten vatandaşı. Yani Fenerbahçe'ye gelirse ben katkılı olacağını düşünüyorum. Ersun Yanal'ın da istediği bir transfer. Damien Comolli de bu transferi bitirmek üzere Fransa'ya uçtu. Ama gerçekten transferini bitirmek de birazcık zor. Şu anki mevcut piyasa değeri 10 milyon avro. Kiralık olarak gelebilir mi? Pek fazla zannetmiyorum. Fenerbahçe'nin getirmesi için Gustavo'yu satın alması lazım. Yani belki Elif Elmas'ı falan satıp kaynak yaratabilirlerse Gustavo'yu Fenerbahçe'de görebiliriz. Fenerbahçe biliyorsunuz ki Forvet'te Max Kruse'yi transfer etti. Ancak Forvet çalışmalarını halen sürdürüyor. Gündeme gelen isim ise Andre Silva olmuştu. Biliyorsunuz ki geçen yılda Galatasaray'ın gündemine gelmişti Andre Silva. Fenerbahçe'yi rakip olarak ise Beşiktaş çıktı Andre Silva için. Ama her iki kulübe de Andre Silva reddetti. Kendisi geçen yıl Milan'dan Sevilla'ya kiralanmıştı. Ancak Sevilla satın alma opsiyonunu kullanmadı. Pek de beklenen performansı sergileyemedi diye düşündü Sevilyalı yetkililer. 11 gole imza attı. 40 resmi maçta oynadı Sevilla'da. Tam bekleneni karşılayamadı diyebilirim. Portekizli futbolcu daha demin de dediğim gibi hem Fenerbahçe'yi hem de Beşiktaş'ı reddetti. O yüzden fazla konuşmaya gerek yok. Diğer habere geçelim. Fenerbahçe'nin bir de kanat transferinde sıkıntısı var. Çünkü orada Matthew Valbuena ayrıldı biliyorsunuz. Fenerbahçe'de Matthew Valbuena ayrıldıktan sonra onun tarzında iyi bir futbolcuyu transfer etmek için uğraşıyor ama birazcık sıkıntılar çıkıyor. Sıkıntı çıkan isim kim derseniz Konoplyanka. Konoplyanka ile Fenerbahçe anlaştı. Ersun Yanal da zaten bu transferi çok istiyor. Bunun da altını çizerek belirteyim kesinlikle. Konoplyanka Fenerbahçe yıllık 3 milyon avro üzerinden anlaştı. Ama Schalke ile bir türlü anlaşamadı. Schalke Konoplyanka için 6 milyon avro talep ediyor. Fenerbahçe ise bu transferi bonservissiz olarak bitirmek istiyor. Bunun nedeni ise yani futbolcunun Schalke'den yaklaşık 2,5 milyon avro alacağı var. Komolli de diyor ki şeye Konoplyanka'ya sen bu alacağını Schalke'den bırak. Schalke ile anlaş, takımla beraber sözleşmeni feshet diyor. Tabii ki Konoplyanka da tamam dedi. Ben bu alacağımı bırakırım. Ama beni de Fenerbahçe'yi bırakın dedi Schalke'ye. Ama Schalke maalesef ki yanaşmıyor. Sen bizde kalacaksın diyor ya da 6 milyon avroyu Fenerbahçe'ye ödeyecek. Fenerbahçe'ye gideceksin diyor. Biz sana her türlü 2,5 milyon avronu sonradan da veririz diyor. Bundan dolayı biraz sıkıntılar yaşanıyor. Yani Schalke Fenerbahçe'ye pek fazla bırakacakmış gibi gözükmüyor. Konoplyanka'yı 6 milyon avro vermeden ama Fenerbahçeli yetkililer de bu transferi bitirmek için elinden geleni yapıyor. Bunu da buradan söyleyeyim. İnşallah Konoplyanka'yı Fenerbahçe forması altında görebiliriz. Daha ne diyeyim ben? Fenerbahçe'de biliyorsunuz ki kaybolan bir futbolcu var. Kim derseniz Alper Potuk. Çünkü yaklaşık bir yıldır neredeyse adam akıllı doğru düzgün maçlarda Alper Potuk'u göremiyoruz. Ama Alper Potuk Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyor. Kendisine gelen teklifleri de birer birer reddediyor. Fenerbahçe ile 2021 yılına kadar sözleşmesi var. Fenerbahçe'den yaklaşık yılda 1,8 milyon avro alıyor. Yani yine diğer futbolculara göre az bir maaş alıyor. Ama yine de yani bu maaşın karşılığını vermiyor son zamanlarda diyebiliriz. Ersun Yanal ile beraber yeniden patlama yapması bekleniyor. Ama şu ana kadar o patlamayı kendisi gösteremedi
diyebiliriz. Ama gerçekten çok kaliteli bir futbolcu. Yani sağ kanata koy kendisini oynar. Sol kanata koy oynar. Forvete koy yeri geldiğinde yine oynar. Orta sahada yine oynar. Göbeğinde, ön libero'da. Yani çok yönlü bir futbolcu. Fenerbahçe bu futbolcuyu değerlendirmek istiyor. Ama Alper Potuk da yani gelen teklifleri reddettiğine göre çalışmak istiyor kendisi de Fenerbahçe'de. Eğer Fenerbahçe'ye layık bir futbolcu olmak istiyorsa gece hayatını bırakmalı ve spor tesislerinde durmadan çalışmalı diye düşünüyorum. İnşallah o da Fenerbahçe'ye yakın zamanda büyük katkılar sağlar. Sonuçta kendisi Türk futbolcu, A milli takımımıza da katkıda bulunabilecek bir futbolcu eğer kendini değerlendirirse. Evet arkadaşlar, daha çok konuşacağımız konu var ama bugünlük bu kadar yeter. Yakın zamanda yeniden görüşmek dileğiyle. Videoya like atmadıysanız like bombardımanızı kesinlikle bekliyorum. Sağlıkça kalın, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Yepyeni bir videoyla güzel bir şekilde yeniden görüşmek dileğiyle.